Mesleğin sana değer katar mı? Evet, bazı meslekler, bazı koltuklar, özellikle de güç taşıyan kimlikler sana değer katar. Ama sadece o koltuğa, o etikete sahip olduğun sürece. Bodrum Turgut Reis'te yeni açılan lüks bir otele gitmiştim. Otel modern bir minimal mimariyle döşenmiş, son derece şık. Deniz kenarında beyaz kum getirilmiş, yine küçük bir Maldivler görüntüsü hakim. Otelin belki de en iyi yanı bu. Personel sayısı yetersiz. Hem yeni açıldıkları için hem de krizden dolayı sanırım yeteri kadar çalışanları yok. İki restoranın biri, iki gece kulübünün biri yine kapalı. Spa henüz açılmamış. Şimdi, yeni açıldı diye böyle bir özür olamaz. Özellikle de bir zincir otelde. Oysa siz rezervasyonu yaparken otelin tüm özelliklerini okuyup ona göre ödeme yapıyorsunuz. Ve bir özür bile yok. Sadece mahcup bir şekilde boyunlarını büküyorlar. Hani inisiyatif? İşte böyle bir durumda kahvaltı yaparken garson hizmete yetişemeyince mutfak şefi imdada yetişti. Bize çay servisini bizzat yaptı. Şef doğal olarak oteli nasıl bulduğumuzu sorunca iyi ve kötü yanlarını bir bir anlattım. Bunun üzerine kusura bakmayın daha yeni açıldık malum. Öğlen lütfen bana uğrayın da size ellerimle bir pizza yapıp ikram edeyim. Öyle kendimizi affettirelim, öyle uğurlayalım sizi. Mutlaka telafi edelim deyince yüzüm gülüverdi. İşte biz insanları mutlu etmek bu kadar kolay. Haklısınız, özür dileriz. Nasıl telafi edebiliriz? Bunu yapmaktan korkmayın. İnanın bu otelde kalanların pek çoğu sizin himmetinize hiç muhtaç değil. Ve bunu suistimal etmezler. Neticede o pizza yendi mi? Hayır. Asla gitmedim ama yemediğim o pizza inanın hayalimde yediğim en güzel pizza olarak kaldı. Mesleklerimizin büyük küçük demeden önemi ve etkisi bizim o mesleğe kattığımız değer kadar. O mesleği temsil ettiğimiz kadar. Otelin tüm personeli güler yüzlü ve terbiyeliydi ama işte inisiyatif kullanmak ve insan memnun etmek bir sanat. Hizmet sektöründeyseniz insanları sevmeniz de oluyor işiniz. İşinize aşık olmanız da oluyor. Bir kişinin neler başarabileceğini, milyon dolarlık bir tesisle ilgili son intibayı 3 kuruşluk bir pizzanın ve bedava tebessümün nasıl değiştirebileceğini bana öğretti ya. Helal olsun o Barış Usta'ya. O koca otelin imajını küçücük pizzayla kurtaran adama. Barış Usta mesleğini bıraktığında bile değerli olacak. Çünkü insan sevgisi ve kalite anlayışıyla hem kendi yaşamına hem mesleğine hem de çevresine değer katmaya, pizza fırınında tebessüm pişirmeye devam edecek.